Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde sevgili Alan Markaryan var yanımızda. Kendisine hem derbiyi soracağız, hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar vereceğini soracağız. Hem de derbinin hakemi Halil Umut Meler'i soracağız. Evet, Alan abi, öncelikle bizi burada ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Şuradan başlamak istiyorum. Derbi, şimdiden bir heyecan başladı. Derbi hakkında neler söylemek istersiniz? Derbi bir tıraş markasıdır. Tıraş iletim markasıdır. Ya ne bileyim ya. Şimdi bizim... Ben her yerde söylüyorum. Fenerbahçe maçlarında ben geriliyorum. Çünkü biz zamanında işte 79'lu yılların sonu, 80'li yıllardan itibaren ta 84-85'e kadar ciddi bir Fenerbahçeli mücadelemiz vardı sokakta. Tribün mücadelesi vardı. O dönemde bütün rakibe yapılan bütün besteler Fener'eydi. Tabi bilinçaltımızda artık hep Fenerbahçe kalmış bizim. Fenerbahçe derbisi benim için ayrı bir önem. Geriliyorum. Yani Fenerbahçe tavız yani. Ne yapalım? Bu da bizim gençliğimizin bize bahşettiği bir olay. Fenerbahçe, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçları zamandan bu yana hep böyle denizin öte tarafındaki bir maç olarak hem sabahlamalarda hem geçişlerde hem işte deplasman seyircisinin %5'lik kontenjanına denk gelen bölümlerinde falan hep böyle bir problemli olmuştur. Bence de bundan sonra da hep problemli olmaya da devam edecektir. Çünkü bir sistem var, adını koyamadığımız. O sistem hep böyle olmasını istiyor. Hep problem olmasını istiyor. Halbuki çok da güzel, her şey kendi yolunda gidebilir aslında ama olmuyor. Yani bir şey çıkıyor mutlaka. Fenerbahçe maçının sahasına gireceksek, yani sahanın içine gireceksek, Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş'a bir avantajlı olmuştur. Yani Fenerbahçe'yi belli bir dönem yenemediğimiz dönemlerde bile, herkes Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy'de bu kadar senedir yenemiyor dediği dönemlerde bile, baktığında atıyorum 10 maç yapmışsak, işte 7 beraberlik var. 3 Fenerbahçe galibiyeti var ama Fenerbahçeliler bunu işte Fenerbahçe bizi yenemiyor gibi gözüküyordu falan. Belli bir jenerasyona kabus oldu. Yani 90'lı yıllarda gençliğini yaşayan Fenerbahçe arkadaşlar kabus yaşadılar. Yani 87, 88, 91, 92 hep 3'ler, 4'ler, 5'ler. Ciddi bir Beşiktaş hegemonyası vardı. Zaten ligde de vardı. Zaten 3 senede üst üste şampiyon olduk o dönemde. Ama dediğim gibi yani işi toplayıp bohçanın da ağzını kapattık. Kenara koyduk. Fenerbahçe benim için, hani ben her yerde de söylüyorum. Bundan da imtina etmiyorum. Benim için en özel derbi Fenerbahçe derbisi. Benim çünkü derbi anlayışım farklı. Yani sahada oynanan, evet, aynı şehrin iki takımın oynadığı maça derbi deniyor ama benim için derbinin özellikleri olması lazım. Bir hikayesi olması. Yani bir hikayesi olması lazım. Bir sokakta, tribünde, maçtan önce, maçtan sonra bitmeyecek o maç. Yani devamlı o maçın yankıları devamlı kafanın içinde oluyor. Mesela şimdi ben bakıyorum son 4 senedir, 5 senedir maç haftası öyle hiç havaya falan kimse girdiği falan yok. Belki işte maç günü falan ancak böyle bir 50 kişi sinerji olacaksın, yan yana geleceksin falan. Maçın havasına giriyorsun. Eskiden Fenerbahçe maçının tarihi belli olurdu, atıyorum 1 Nisan diyelim, 2 Nisan. 1 Mart'ta başlardı her şey. Hazırlıklar başlardı, bilmem ne olurdu. Herkes o günü iple çekerdi. Şimdi öyle bir hava kalmadı artık. Yani hani şunu şeye bağlayabilirsin. Televizyon artık çok maç var. İnsanlar maça boğuldu. Her kanalda işte her ligin maçları var. Aşağı yukarı yapıyorsun. Zaplıyorsun maç, zaplıyorsun maç. Tamam. Bundan olabilir ama Fenerbahçe maçı ben heyecanlanıyorum açıkçası. Yani ben kolay kolay, ben statta bile her gole gol diye zıplamayan bir adamım. Böyle sevinmem yani fazla normal gollerde. Ama Fenerbahçe maçında bir değişik bir Halit Ruhiye'ye bulunuyoruz. O yüzden de benim için önemli Fenerbahçe maçı. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin hikayelerinden bahsettiniz. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Unutamadığınız bir Kadıköy deplasmanı var mı? Bir tanesi olmaz ki. Ya neler var Kadıköy'de? İki tane 4-3 var bir kere. İki tane 4-3 bence tarihi en birinci olay. Ondan sonra 2-2'lik maç var. Maçtan sonra belki 5 ay konuşuldu. Hatta hala konuşuluyor. Yani o sıcaklığıyla 5 ay konuşuldu. Şifo Mehmet'in
Birinci dakikada attığı bir gol var. 1-0 öne geçiyoruz. 1-1, 2-1 yapıyor Aykut Kocaman. Ondan sonra dakika 91-92'de tekrar Mehmet. İşte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, yarısı geçti yarısı geçmedi diye aylarca Erman Toroğlu, maçın hakemi Ahmet Çakar'dı o zaman. İşte stüdyolara tuvalet kağıtları kondu. Tuvalet kağıdının üzerine topun ebatı kondu. Bak böyle geçti böyle. Semih'i çıkarttı maçın o pozisyonu. Kahraman Semih'ti. Topu çizginin üzerinden, çizginin geçmiş tarafındaki üzerinden topu vuran Semih'ti. Onu çıkarttılar. O dedi ki geçmedi dedi. Öbürü geçti dedi. Valla Şimhamed'i çıkarttılar. %100 geçti dedi. Yani mesela o maç var. Anlatılmaz bir maç yani. Çok var. Mesela orada Erman Toroğlu'nun hakem olduğu bir maç var. Bir birlik maç var. Tanju'nun eliyle attı. Ben Erman Toroğlu'yu nerede görsem sorarım onu mesela. Çok iyi görüyorsun ya derim. Adam eliyle düzeltti önüne. Topu aldı. Tanju gol attı. Bir birlik maç. Madida işte 15. dakikada nasıl gol attı Madida. Var ya o bestenin olduğu maç, o maç. Çıktığı maç yani. Çok maç var orada ya. Yani Kadıköy'de 5-0'lık maç var. Yani Wilson, bizde bir tane böyle alnı açık bir topçu vardı Wilson diye. Biz tribünden kafayı koyduğundan zınk diye ses çıktı topa. Gitti gol oldu o mesela. Yani bitmeyen bir orada bir sarma. Ronaldo'nun iki tane attığı gol var. 1-0, 2-1 maç aldık. Ahmet Dursun'un attığı var. 1-0 yendiğimiz maç var. Sergen'in seyircisiz maçta attığı 2-2'lik maç var. Yani say say bitmez orada. Dehşet maçlar. Kadıköy mesela hafızalardan kazınmayan, mesela bizim işte 2-1 o zaman hakem kimdi? Higuen vardı o zaman bizde. Higuen 2-2 yapıyor. Bütün tribün yıkılıyor aşağıya, iki gol diye seviniyoruz falan, bir kalkıyoruz. Aa, Fenerbahçe faul atıyor falan. O üstüne hakemin yürüyorlar. 2-1 ondan sonra Liverpool'a gidiyor işte. 8'lik maç o çıkıyor. Yani hikayeler çok, maçlar çok. Nobre'nin 1-1'lik maç var. Kupa maçı. Tabii Ricardinho'ya şeyde sardırdıkları maç var. Otoparkta. Yani Kadıköy'de çok maç var. Tabii çok 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 eskilere gittiğimiz maçlar da var. Mesela biz onları 3-2 yendiğimiz bir maç var. Penaltı kaçırıyorlar. O zaman 83-84'te meşhur işte tribün mücadelelerinin en tavan yaptığı maçlardan biri var. Deridağızlı tesisleri ile ilgili o dönemlerde o maçın, o sabahın maçı var. Kadıköy mesela bizim ilk maçımız vardı 1-1. Yanılmıyorsam Necdet attı birden gol. Onlardan da golü ya Paşa neydi adamın ismi ya? Rahmetli oldu. Paşa Hüseyin galiba. O attı yanılmıyorsam, ya da Selçuk Gül'ü attı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Bir birlik maç, ilk Şükrü Saracoğlu'nun açıldığı maç. Buradan biz burada Üsküdar Beşiktaş motorlarıyla geçmiştik karşıya sabahlamaya. Bir birlik maç, hatta Karacaahmet'ten Üsküdar dendik. Karacaahmet'ten yürüdük. Karacaahmet'ten arkadan Söğütlü Çeşme'nin oradan yürüyüp Fenerbahçe stadına geldik. O maç bir birlik bir maç. İlk, yani stadın ilk açıldığı maç, ki o maçtan önce aşağı yukarı 3 ay 4 ay işte Beşiktaş maçıyla açılacağı söylenmişti stadın, Şükrü Saracoğlu stadının tekrar tribünde bir sürü besteler yapıldı. İşte Kadıköy Fenerbahçe stadı açılacakmış, Fenerbahçe tribünde oturacakmış falan, ta o zamanlardan bayağı uzun bir besteydi. Ya dediğim gibi 3 ay 4 ay 5 ay evvelden hazırlanırdık maçlara, Fenerbahçe maçlarına. Buralara kadar geldik. Artık kimsenin maça girme korkusu falan yok. Adam kendini zaten kafadan atmış sezon başında. Benim kombinem var. Ben 7'de mi maç? 7-10 kalaya kadar yerim, otururum, muhabbetimi yaparım, içerim. Ondan sonra 7'de de giderim maça. Eskiden öyle değil ki. Maça girememe korkusu var. Maça girememe korkusu sana neyi tetikliyor? Sabahın köründe maça gidip kuyruğa girmeyi tetikliyor. Ama giriyorsun kuyruğa, atıyorum maç akşamleyin 4'te, gece işte akşamüstü yani 4-5. 3. O zaman gece maçı yok. Ondan sonra sabah 6'da 7'de kuyruğa giriyorsun. 9'da kapı açılıyor. 11'de kapılar kapanıyor. Ta 4'e kadar stattasın. Sonra diyorlar ki arkadaşlık peki. Ya ulan nasıl pekişmezsin arkadaşlık? Maça giriyorsun sabah 5'te. Yan yana ta 12 saat adamla, herkesle konuşuyorsun. Muhabbet ediyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Maça gireceksin. Maçta oturacaksın. Uyuyacaksın. Kalkacaksın. Kahvaltıyı orada yapıyorsun. Çayını çorbanı orada içiyorsun. Devamlı işte
kaşar ekmek ayran, kıymalı pide, bilmem ne mevzu falan. O zaman bir de şey avantajımız var. Kapalı da Fenerli giremiyor, Galatasaray'la giremiyor. Kapalı komple bizim. Sokmuyoruz tribüne. Ya belli bir saatten sonra girmeye başladılar falan, fişman yani. Fenerbahçe haftası, Fenerbahçe maçlarının havası her zaman bir başka. Tabii bunların sırf takım olarak da değil, başkanlarıyla da alakalı. Yani Ali Şen, Aziz Yıldırım, ama bunların hepsiyle problemler yaşadık Beşiktaş camiası olarak. Dolayısıyla sırf tribünüyle değil, başkanlarıyla da ilgili mevzular oluyor. Bağırmalar, çağırmalar oluyor. Bunların hepsi işte yan yana böyle uzun bir tesbih oluyor. Yani böyle bir de katlıyorsun, hatta öyle bir tesbih oluyor. İyi ya, aslında futbolun içinde bunların olması önemli. Yani yalnızca sen şimdi futbolu şey düşün. Seyirci yok, o yok, bu yok, hiçbir şey, dış etken yok, dış faktör bak, o yok. Satır aralarına giriş yok, çıkış yok. Ki çıkıyor 11 kişi, top oynuyor. Maç bitiyor, herkes evine gidiyor. Abi ne yapacağım abi ben? Yani ne PlayStation oyna daha iyi yani. Zaten derbiyi, maçları, maç yapan tribündeki atmosfer, oradaki enerji, sinerji, maç sonu, maç öncesi, maçtan bir hafta sonrası, bunların hepsi bir etken yani, maçı maç yapan faktörler. Yalın olsa bir şey, tek düze olsa bu kadar kalabalığı çekmez zaten stada. Kalabalıklara baksana Avrupa'da şimdi, mesela Avrupa'yı da boş ver yani, Latin Amerika'ya falan baktığında mesela dehşet maçlar var, 80 bin, 70 bin. Hani mesela son yılların işte Fas tribünleri hani patlama yaşıyorlar. Tabii ki onların yeni geldiği yere bizim tribünler çoktan geldi geçti. Mesela Yunanistan öyle, hakeza mesela. Panathinaikos, Olympiakos buralarda. Ama dediğim gibi Fenerbahçe haftası iyi oldu bir röportaj. Yani eskileri yad ettik biraz. Benim için önemli. Şimdi Halil Umut Mener'in Türkiye'deki maçlarda Fenerbahçe Beşiktaş şu anda çok önem arz eden bir maç. Yani öncesiyle, sonrasıyla, deprem muhabbetiyle, işte deprem muhabbeti dediğim zaman hani Hatay ve Antep'in ligden çekilmeleriyle alakalı ciddi bir problem. Çünkü Fenerbahçe maçında önce dün toplanan Kulüpler Birliği'nden çıkacak karar direkt Fenerbahçe maçına etki edecek. Şimdi Halil Umut Mener'e diyorsun ki tamam verdin, bundan Ali Koç, Sayın Ali Koç, Ali Palabıyık'ı istemiyoruz dedi. Bir sene evvel, bir buçuk sene evvel bir Ali Palabıyık'ın yönettiği maçın işte maç böyle yönetilir dedi. O aynı hakem. Tutarsızlık var. Aslında şu var. Türkiye'de hakemlerle ilgili bir problem, bence sistemli bir problem var. Yani Ali Palabıyık aynı Palabıyık. İçine başka bir adam girmiyor. Bakıyorsun Mete Kalkavan aynı Mete Kalkavan. Bir hafta Beşiktaş'a iyi, bir hafta Beşiktaş'a kötü. Burada sistemsel bir bozukluk var. Bence burada hep dış faktöre bağlıyoruz. Bence dış faktörler çok etken futbola özellikle. Hakemler futbolu bilseler de, ben bilmediklerini söylüyorum ama bilseler de kendi inisiyatiflerinde maç yönetemiyorlar. Bu ciddi bir problem. VAR diye bir mekanizma çıktı. Önünde maç tekrarlanıyor ya. Önünde maç, pozisyonlar tekrarlanıyor. Burada da yanlış karar veremezsin. Yanlış karar verme ekstran yok, lüksün yok. Yani öyle bir done yok. Seyrediyorsun, görüyorsun. Offside'sa offside, faulsa faul, oysa. Nasıl yanlış karar çıkıyor ya? Karar nasıl yanlış çıkabilir? Yani pozisyonu 10 kere seyrediyorsun belki. Bu sefer ne çıkıyor ortaya? İşte geçen hafta yaşadığımız Lale Orta krizi çıkıyor. Ne yapıyor? Devre arasında Bülent Yıldırım'la Deniz Çoban, Donk'un Zaniolo'ya yaptığı hareketi %100 kırmızı kart olarak niteliyor. Lale Orta'da diyor ki Hakan Ceylan'a, VAR hakemine, ya diyor arkadaş, yorumcular %100 kırmızı diyor. Siz diyor hakemi niye çağırmadınız diyor VAR'a. Seyretsin, kırmızı verdirin yani. O da diyor ki Lale Hanım, elimizde bir tane görüntü var. Görüntü öyle bir açıdan çekilmiş ki Donk'un Zaniolo'ya teması dahi yok diyor. Niye çağırayım ben diyor. Ne çıkıyor ortaya sonra ama? O yayıncı kuruluş VAR'a bunu geç gönderdiği için
Ya da sonradan gönder. Yayıncı kuruluşta bu görüntüyü vermiyorlar insanlara. Ortaya iş çıktıktan sonra tabii Galatasaray camiası ortaya çıkıyor. Bas bas bağırmaya başlıyor. Bizim işte kırmızıyı vermedi falan. Halbuki Lale Orta haklı. E sen 13 hafta maç kazandın. Giresun Ümraniye maçlarındaki sıfır oyun oynarken hakemin yarattığı penaltılarla maç kazandın. E bunlar tamam. E sen ne zaman geldin? Bir maç kaybettin. Baktın 5 puan saldırısı başladı. Oldu olacak. Aman dedin Beşiktaş geliyor. 3 puan inecek aradaki fark. Hemen 15-3'te açıklama yapıyoruz. Dursunuz be, kameralar karşısına geçti. Neyin kameraların karşısına geçiyorsun başkan? Ne oldu abi? 14 hafta sonra bir kere mağlup oldun. Ne oldu? Mustara'ya başka yerde nereye gidersen git 2 hafta kırmızı kart. 2 maç ceza. Sarı kartla geçiştirdiler. Bunu konuşmuyorsun. E bir tane kırmızı kartlık. Tamam kardeşim. Bize de aylarca yıllarca oldu. 50 tane kırmızı kartlık pozisyon var. Vermiyor işte hakem. O anda vermiyor. VAR çağırmıyor. O oluyor. Yani illa bir şey aradığın zaman ben de sana derim ki 14 hafta bu hakemlerle maç kazandın. E son 10 senenin 5'inde şampiyon olmuşsun. Baba bu hakemler nasıl olacak ya? Hani Galatasaraylı arkadaşlara söylüyorum. Hani 10 senede 10 kere şampiyon mu olmak istiyorsunuz yani? Böyle bir düzenek mi yapılsın? Ya onda 5 yapmışsın zaten. Ya ne istiyorsun abi? O zaman Fenerbahçe kapıya kilidi vursun, Beşiktaş vursun, öbürü vursun. Kendi kendine. Kendi kendinize oynayın o zaman yani. Sen her hafta sene, her sene, her sene. Yani burada bu benim konuştuklarımı Galatasaray Başkanı'na bu makam üzerindeki yani artık ne kolluysa bu, ne birimiyse bu demesi lazım ya. Ya Dursun Başkan ya da rahmetli Mustafa Cengiz Başkan. Baba ne istiyorsunuz yani? Ne istiyorsunuz? 10'da 10 şampiyonluk mu? Tamam abi. Ne diyelim yani, bu çok garip bir yere gidiyor bu iş. Dolayısıyla Halil Umutmeler'in maça verilmesi, Fenerbahçe maçının, yani ben artık hakemleri geçtim. Hakemler, yani adam dalga geçer gibi diyor ki şey verdi diyor hakeme. Algoritma. Tamam, şaka gibi ya. Hani insanların akıllarıyla dalga geçiyorlar. E ben de bu sefer yani diyorsun ki artık maçı paket haline seyrediyorsun. E Beşiktaş hak ediyorsa bu yan etkenlere saldırıyorsun. Ben kendi takım açısından söylüyorum. E bakıyorsun ki Beşiktaş top falan oynamıyor. Ya zaten oynasa da ne olacak diyorsun. Bırakıyorsun geçiyor. O pozisyona geldi iş artık. Herkesin hani sen normal zamanda bir Fenerbahçe maçı haftası. Halil Umutmeler o öbürü gelmiş. Ya Twitter sosyal yıkılırdı ya. Yıkılırdı. Yani yer yerinden oynardı. Ben bir maçta üçlü çekiyoruz dedim. Maç saati dedim. Bir deplasman ya Samiyen diye Kadıköy'de yine. Ya 1,5-2 milyon adam girdi ya. Üçlü çektirmeye. Şeyde Twitter'da yani. Yazılı. 1-2-3 bilet üçlü çekti. Düşün yani insanların rağbetini. E şimdi yok. E bakıyorsun. E ben mesela Galatasaray Fenerbahçe'yi bu son işte yendiği zaman Kadıköy'de tribünlere baktım ben. 2-0 mı 3-0 mı ne yenildiler? Tepki yok, bir hava yok, bir enerji yok, susmuşlar, bağırmıyorlar, bir kabullenmişlik, bir şey. Ya biz şimdi eskiden 1-0 falan takım kötü oynuyor. 50 tane film yapardık abi saha içerisinde. Öyle yap, böyle yap, alt taraf şöyle çalış, üst taraf böyle çalış, oraya bir şey, oraya bir şey. Yani şimdi anlatmayalım yani. Ama hani o maçı çevirmek için tribünsel olarak ne yapabilirsek yapabilirsin yani. O yok. Kalmamış o yani. Böyle herkes maç seyrediyor. Ha. Öyle mi istiyorlar? Bence öyle istiyorlar artık. Yani şimdi sen Ali Koç'un şeref tribünden atlayıp da ne diyorsunuz diye saldırdığı bir adam var. Öyle bir heyecan var. Bundan 3 sene evvel. Evet. E şimdi bakıyorsun Galatasaray gelmiş, Fenerbahçe 3-0 yenmiş. Kimse de bir tepki mi yok abi. Böyle bir maç. Yani ben hep şey diyorum ya. Mesela bizim başkanın güzel bir lafı var. Son zamanlarda söylediği. İnsanların önünde kavga ediyorsunuz diyor. Fener'e Galatasaray'a. Ama diyor arka tarafta ne işler çeviriyorsunuz kardeşim siz beraber? Öyle ya abi şimdi. Ali Koç Dursun Özbey'e hodri meydan çekiyor. O diyor ki yok ben seninle çıkmıyorum diyor. Tamam mı? Bir daha diyor. Kardeşim. İkiniz mi oynuyorsunuz bu ligde ya? Sen Galatasaray,
Sen diyorsun ya Sivas'ın attığı golü, bir attığı Nizami bir gol var. Niye sayılmadığını daha kimse açıklayamadı. Bak daha kimse açıklayamadı. Sen hala diyorsun ki Erden Timur çıkmış. Klik mi diyor, ne diyor, bir şey diyor anlatıyor. Klik var Galatasaray'ın üzerine diyor, bir şey yapıyor. Ben nedenini anlamadım. Hani şey diyor, oyun oynanıyor gibi yani. Bir şey var ya kardeşim. Sivas gol attı. Atılan golün neden iptal edildiğini daha şu anda hiç kimse söyleyemiyor. Ofsaytımsı dediler. Bilmem ne. Yok. E sen o maçtan 3 puan aldın. Federasyon çıktı dedi ki işte bu maçın dedi var konuşmalarını yapıyoruz dedi. E konuş abi. Ne oldu? Hani sonuç Galatasaray'a ne etki etti? Öyle kaldığı yerden devam etti. Yani ben iki tane hakemin sesine mi aşığım, hastayım? Onların sesini mi, bana şey mi yapıyorlar, peşkeş nihavet mi çekiyorlar? Ne yapıyorlar abi? Serenat mı yapıyorlar bana, iki tane hakemin ses kaydını koydunuz oraya? E tamam koydun. Ne oldu abi Galatasaray'a o Sivas'ın attığı gol ne oldu? Netice değişti. Bana adam 14'lük yaptık diyor. He? Şimdi 13 tane maç yaptılar, 14 galibiyetleri var. Sen benim rekorumu egale ettin, tamam mı? Ben Beşiktaş yöneticilerine söylüyorum. Buna da şerh koyun kardeşim. Hani biz eksik olan her şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Ama yetkili olmadığımız için müracaat edemiyoruz. Müracaat edecek mevki Beşiktaş Yönetim Kurulu. Buna da müracaat etmeleri lazım federasyona. Galatasaray 13 maç yapmıştır. 13 tane galibiyeti vardır. 14. maç oynanmamıştır. Bunların konuşulması lazım. Bunlar tarihi zenginlikler. Tarihi maneviyatlar bunlar. Ta Beşiktaş 13 maç üst üste 60'lı yıllarda kırdı. 40 senelik, 50 senelik, 70 senelik rekor bu. Sen bu rekor elinde bulundururken böyle bir olay var ve kimse ses çıkartmıyor mesela. Problem abi bu. Benim manevi değerlerim bunlar. 70 senelik rekorum. Dolayısıyla birçok şeyin üzerine hani anlatmaya çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Ama maalesef yüzeysel kalıyor. Çünkü niye? Ben aynı şeyi söylüyorum. Futbol, futbolun içinden gelen adamlarla. Futbolu bilen, tarihini bilen, onu bilen, bunu bilen. Her federasyonundan kulüp başkanlarına kadar, yöneticilerine kadar. O zaman belki bir yere gelirse, bu Beşiktaş için değil, bütün takımlar için. Bütün kulüpler için. Dolayısıyla Halil Umut Meler'in ya da öbürü Ali Palabıyık, Mete Kalkava'nın bana federasyon şunu söyleyecek. Ali Koç, Ali Palabıyık'ı bir daha maçlarımıza istemiyoruz dedikten sonra Ali Palabıyık'ı niye Fenerbahçe maçlarına vermiyorsunuz? Fenerbahçe'nin dediğini kabul mü ediyor federasyon? Öyle mi? Öyle mi abi? Ben şimdi yönetici olsam, Beşiktaş'ta yönetici olsam ben bunu federasyona sorarım. Kulüpler Birliği'nde çıkarım sorarım. Derim ki biz Halil Umut Meler'i istemiyoruz dedikten bir hafta sonra Halil Umut Meler'i verdiniz. Aynı federasyon. Ha Başkan Nihat Özdemir'di o zaman. Fark etmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu. Verdiniz. Tamam eyvallah biz de şeriatın kestiği parmak acımaz dedik. Okey. Ali Koç da dedi istemiyoruz dedi. Ama vermiyorsunuz onun maçlarını Ali Palabıyık'ı. Sergen Hoca'nın suçu. Ben bunu sorarım yani şimdi. Ve gündem yaratırım. Ya Aziz Yıldırım çıktı. Aziz Yıldırım bir Galatasaray derbisinde Ali Sami'ye yenildi bunlar. Favori olarak gittiler yenildiler. İşte ortalık falan filan ortalık çıktı. Dedi ki. Merdivenler dedi hani boş kalacak dedi. Bütün merdivenler doluydu dedi. Gündemi bir değiştirdi. Maç bu hiç konuşulmadı Fenerbahçe maçı falan. Merdivenler niye boş değil lan? Ne merdiveni kardeşim ya? Anladın mı? Böyle sistem bu. Ali Şen çıktı o zaman 94-95 sezonu Galatasaray 8 puan önde. Hep diyorum ya öyle hiçbir şey belli değil. Hani Galatasaray garantiledi şampiyonu falan yeter ki. Ortamı süzecek, ortamı karıştıracak, bir anda ters düz yapacak adamlar lazım. Bir çıktı, o zaman Federasyon Başkanı Şenes Erdik. Şenes dedi, aynen, dedi istifa edeceksin dedi. Bir oradan biri, bir bilmemle falan filan Galatasaray 3 maç. Samsun, Antep, Antalya. Yıkılıyordu statlar. Samsun, Antep, Antalya. Şampiyon olduk biz ya 8 puandan. 9 puan, biz 3 maç kazandık, onlar 3 maç kaybetti, şampiyon olduk. Niye? O andaki şeyi bozuyorsun. Hani düz gidiyor. Oraya hani filmlerde var ya. Araba giderken tel atıyor abi. Çat tekerlek patlıyor bir dönüyor falan. Tık, çöküyorlar arabanın üzerine. Öyle düz giderken bir salvo bir ters köşe yapacaksın. Bir anda ortalığı karıştıracak. Şimdi sen çık abi. Sen de benim onun şampiyonluğumdan şeyi üst üste galibiyeti de oradan gir. Hiç alakasız. Ali Koç geçen sene ne yapıyordu Trabzon yürürken? Haber 59 öncesi şampiyonluklar diyordu. Ortamı karıştırmak için yapıyorlar.
Sosyal medya işi bu artık. Yani kim kuvvetliyse bu işlerde o oradan yürüyeceksin. Yani sen şimdi Beşiktaş kulübü de burada geriye düştün. Geriye düşmeyi nasıl avantaja çevirirsin? Arkadan gelen nasıl avantajlı olur? Bunları çözmesene. Halil Umutmeler maça verilmiş hikaye. Halil Umutmeler olmaz. Mehmet Umutmeler olur abi. Fark etmiyor. Çünkü oraya kafada Fenerbahçe Galatasaray'ın 6 puan gerisinde Beşiktaş da onun arkasında geliyor, psikolojisi çıkıyor hakemler sahaya. 1000 tane mevzu var orada. Dolayısıyla hakemler öyle o çıkmış biçim için önemli değil bence. Kafadaki sistem, o kafadaki senaryo önemli yani. Nasıl çıktı? O yüzden kim olursa olsun Beşiktaş biraz selahiyetli oynaması lazım. Beşiktaş biraz özellikle Gezler ve Abubakar maça damga vurması lazım. Orta sahada Şenol Güneş çok ciddi marjinal hamleler yapması lazım. Yani bugün Maxim denemedi hiç. Maxim, Ahmedovic, Edson Fernandez çıkması lazım. Çık abi. Hodri meydan. Yani geri çıkartın, strateji maçı değil bu maç. Bu maç oynayan adamın kazanacağı bir maç. Yani onu yaptın, bunu yaptın, elinde işte Maxim 10 numara oynatabileceğin bir adam var. Maxim, Ahmedovic, Gedson Fernandez yapacaksın. Abubakar'ı koyacaksın. Cenk Tosun'u solda oynatacağın yere başka bir şey düşünebilirsin. Enkodu'yu pişir lan de 40 yılın başı bir maç al bize de. Altını yak abi, odunu ver. Çıksın bir maç alsın sana. 4 sene ben diyorum ya. Ulan diyorum Enkodu'nun nesini tutuyorsunuz bana oğlum? Lan 4 sene bir maç almadı diyorum. Çocuk gibi bana diyor ki abi Kayseri maçını al diye diyor. Lan ne yapayım Kayseri maçını? Sen böyle Kadıköy'de falan abi bir tane maç al. Avrupa Kupası'nda bir maç al falan yani. Çocuk gibi diyor ki bana Kayseri maçını al diye abi diyor. Yani o böyle bir durum yani. Az önce başkanların etkisinden bahsettiniz. Hakemler kafasında bin bir türlü şeyi düşünerek çıkıyor dediniz. Şimdi son haftalarda da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ortamı bayağı gelen açıklamalar yaptı. Özellikle bu federasyonun aldığı karar doğrultusunda Kulüpler Birliği toplantısının ardından da bazı sözler söyledi. Sizce toplantısı değil. Ali Koç 15 gündür toplamıyor Kulüpler Birliği'ni. Zaten mesele o. Mevzu o. Fenerbahçe maçına kadar getirdiler. Aslında esas mesele o depremden sonraki federasyon başkanı toplantı yaptıktan sonraki Ahmet Nur Çebi'nin işte biz 5 puanımızı istiyoruz deyip de kendi camiasından taraftarından tepki gördüğü bölümde sonraki 10 günde toplanması lazımdı. Çünkü Kulüpler Birliği oylama istiyordu. Bir türlü toplamadı. Benim kendi programlarımdan hatta BBN bizim televizyondan defalarca söyledim. Ali Koç niye toplamıyor Kulüpler Birliği? Kulüpler Birliği toplaması, çok önce toplaması lazımdı. Şimdi sıkıştırdılar, dün de açıklama yapmış. 31 Mart'ta federasyon. Kardeşim 31 Mart'ta geç. 31 Mart geç. Yarın 31 Mart. 31 Mart'ta sen kararını gösterdin, verdin kulübe, federasyona. Federasyon ne zaman karar verecek? Fenerbahçe maçından sonra. Oh, ne güzel abi. Herkes kafasına göre çalıyor, oynuyor. Öyle değil abi, sen toplandın çarşamba günü. Çarşamba akşamı kararını vereceksin. Perşembe bugün federasyona gidecek. Federasyona bu akşam toplanıp nihai kararı verecek. Maça ben Beşiktaş kulübü olarak, takımı olarak kaç puanım var ona göre strateji olarak çıkacağım sahaya. Belki beraberlik işime gelecek. Öyle ya, Adana Demirspor belki Galatasaray'la yenecek, beraber kalacak bir gün evvel. Bunlar hepsi işte dediğim gibi yani ortamı hazırlayamamakla alakalı. Yani camialarda şimdi çıkmış 7 takım Beşiktaş'ta beraber aynı şeyi düşünüyor. 4-5 takım çekimser kalmış. Tamam mı? 3-4 tane takım zaten Galatasaray, Fener. Ben anlamadığım konu şu. Çok bunu ciddi soruyorum, anlamadığım için soruyorum. Yani çoğu yerde de söylüyorum. Beşiktaş'ın dediği gibi olursa eğer, bu Fenerbahçe'ye yarar ya. Fenerbahçe bu konunun niye karşısında kalıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş bu puanı alırsa benle kafa kafaya geliyor, olası bir ikinciliğimiz de suya düşer diye mi düşünüyor Fenerbahçe? Kardeşim, Fenerbahçe'nin İkinci olma gibi bir hedefi mi var? Fenerbahçe'nin tek hedefi vardır, şampiyonluktur. Daha ötesi olmaz ki. Beşiktaş'ın tek hedefi vardır, şampiyonluktur. Eğer sen bunları göz ardı edip hani olası bir işte tökezlemede ikincilik de elden giderse ben camiama ne diyorum? Alişe'nin çok güzel bir lafı var. Üçüncülük sonunculuktur diyor ya. Zaten formaların oynuyor kardeşim sahada. Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Al Beşiktaş ne kadar kötü bir sezon geçiriyor. Kaçıncı? Üçüncüyüz abi.
Daha yok ki. Yani Alişan o zaman çıktı dedi. Üçüncülük sonunculuktur kardeşim. Bitti. Ne anlatıyorsunuz bana? İkincilik de sonunculuktur ya. Şampiyon olacaksan bu kadar para harcıyorsun. Bu kadar para harcıyorsun. Yani kaç milyon eurodan bahsediyoruz. He? Galatasaray'ın şu Zaniolo'ya verdiği para kaç para abi? 15 milyon euro. Çarp. Bonusları. 20 lira bonuslarıyla 400 milyon TL. Sırf Zaniolo. İkinci yarı geldi. Ne olduğu da belli değil daha. Okan Buruk bir maçta oynatmadı bile. 23 yaşında bir çocuk. Şimdi dolayısıyla konuşulan çok konu var Türk futbolunda. Öyle yarım saatte 40 dakikada bitiremeyiz bu işleri. Ama dediğim gibi maçın hakeminin bence hiçbir önemi yok. Halil gelmiş, Mehmet gelmiş, öbürü gitmiş, Ali Palı hiç kafada. O sahaya atanan hakemin kafasındaki şablon çok önemli. Evet. Diyor ki Galatasaray 10 puan, Fenerbahçe onun aldıksan 6 puan, Beşiktaş arkadan geliyor. Kafasında senaryo çıkıyor hakemler. Halbuki hakem, federasyon başkanı zaten bunu teyit ediyor ya. Kulüpler Birliği toplantısından önce soru soruyorlar federasyon başkanı ne diyorsunuz diye. E bakacağız ligin kaderini ne kadar etkiliyor diyor. Bu 5 puan Beşiktaş'ın istediği 5 puan. Kardeşim sayın federasyon başkanı senin ligin kaderinden sana ne ya? Sana ne abi? O şampiyon olmuş o düşmüş. Sana ne? Sen kural ne? UEFA sana ne öneriyor? Yerelliklere ne öneriyor? Talimatnamede ne yazıyor? Bundan belki senelerde ne olmuş? Ukrayna ya herkes bana kalkmış Elazığ depremini diyor bilmem neyi diyor işte diyor o zaman böyle ol. Ya kardeşim ya daha geçen sene sıcak Ukrayna Rusya savaşından dolayı Rus takımlarını ihraç ettiler. Oynanan maçları sıfırladılar kardeşim. Aynı şeyi baskette Euroleague'de de yaptılar. Uzağa niye gidiyorsunuz? 20 sene evvelki Türkiye mi? 20 sene evvelki dünyada mı yaşıyoruz? 35 sene evvel Samsun maçını söylüyor bana trafik kazasında. Hepsini Allah ruhlarını şahit etsin. Onu söylüyorlar bana ya 35 seneden bahsediyor ya neler değişti ya. Ben de 2018 yılında şu camın önünde oturuyorum. Çocuklar resmimi çekmiş. Arkada iftar gene Ramazan böyle. İşte iftar şeyimiz menümüz vardır 50 lira yazıyor 50 TL. Şimdi git 1000 liradan aşağı iftar yok. Ne anlatıyorsunuz bana 35 sene evvelden ya. Galatasaraylı arkadaşlar yazıyorlar çiziyorlar. Tamam abi herkes kendi takımını savunacak tabii. Ben hiç itirazım yok. Ben çok da zevk alıyorum yani. Çok seviyeli tartışmalar da oluyor. Güzel eyvallah hepsine de saygım var. Ben hiçbir zaman renkler ayrı ama taraftar olarak tribünde çekilen ezalar cefalar aynıdır. Yani insanlar hep aynı cefayı çeker. Aynı şeylere üzülürler ama sistem içerisinde değişiklikler var. Tribünler farklı. Ama dediğim gibi yani seviyeli olan bütün tartışmalarda sen kendini savun, ben de kendimi savunuyorum. Ben belgelerle, bilgilerle geliyorum. Sana yaşanmışlıklarla geliyorum. Söylüyorum 2009 Ankara Spor var. Ankara Spor da ligden ihraç edildi. Ankara Gücü yönetiminden adamlar vardı Ankara Spor'da. 2009 yılı daha çok öyle eski de değil yani. Ya onunla oynadığı maçlar sıfırlandı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu konuda yani gece hiç uyumaması lazımdı bence yönetim kurulunun. Sabaha kadar şarj etmeleri lazımdı. Rahatsız etmeleri lazım federasyonu. Bakalım bugün yarın ne çıkacak. Yani Fenerbahçe maçı geldi. Artık olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bakalım artık top tamamen Ahmet Nur Çebi'de yani. O da saldırıyor biliyorum ben. Bayağı koşturuyor. Olur inşallah. Aslında güzel değindiniz. Bu konuyu en çok sosyal medyada dile getiren isimlerden biri de sizdiniz. Konuşmanın sırasında şuna dikkat ettim. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına bazı taraftarlarımız o dönemde destek vermedi dediniz. O dönemde sizce farklı bir destek olsaydı bu kararın sonucunu etki eder miydi? Zaten o gece Federasyon Başkanı ile Başkanın bir konuşması oluyor yanılmıyorsam. Diyor ki senin taraftarın da destek vermiyor sana diyor. Ha, ne diyorsun diyor bize diyor. Gibi bir konuşma var telefonda. Tabii ki etkisi olmaz mı ya? Yani şimdi tabii ki insanların o anda canı yanmış, binlerce insan ölmüş, bir kaos var, bilmem ne var. Ama burada hani Ahmet Nur Çebi'yi oraya başa çıkartmaktan ziyade yani Ahmet Nur Çebi'yi oraya çağıran bir de federasyon başkanı var ya. Hani linç edilme var ama yani orada Ahmet Nur Çebi çıkıp da durup dururken kardeşim ben 5 puanımı isterim demiyor ki. Federasyon başkanı diyor ki Antep ile Hatay çekildi gelin. Ne gidiyor.
Orada da o zaman yani o zaman Mehmet Ayan'a da soruyu soran vatandaş, gazeteci Mehmet Ayan, ona da denmesi lazım ki kardeşim sen bu kadar insanlar acısı varken böyle soru mu sorulur diye onu da linç etmen lazım. Doğru. Yani mantık onu söyler. Burada birazcık Ahmet Nur Çebi'ye karşı sağdan soldan biz biliyoruz tabii de isme gerek yok. Oldu tabii şeyler. Hani şöyle örnek vereyim. Şimdi ben seninle telefonda konuşuyorum. Akıllı telefon. Şişeden konuşuyoruz, bardaktan konuşuyoruz falan filan böyle bir şey geçiyor. Falan. Telefonu kapatıyorsun, Google'dan sana şişe camından altılı bardak takımımız bu kadardır diye mesaj geliyor. Algoritma bu. Algoritma senin hassas olduğun konuları biliyor, seni kervana katıyor. Tamam mı? Algoritma bu. Diyor ki şimdi diyor Beşiktaş camiası %70'i diyor Ahmet Nur Çebi'yi diyor şu anda diyor tepkili diyor. Tepkili. Ben dedi tam da zamanı yakalamışım diyor. Buradan bir veriyor atıyor. Algoritma o öyle bir şey. Yani senin hassas olduğun noktayı yakalıyor. Kibriti çakıyor. Sen de diyorsun ki aa bak benim gibi düşünen de varmış diyorsun. Sen de katılıyorsun kervana. Öyle zaten büyüyor iş. Halbuki yani işte burada ben hep aynı şeyi söylüyorum ya. Bu bir sistemse aynı sisteme sen de karşı sistemi yaratmak zorundasın. Yani ben bir film seyrettim. Abi yani filmin adı neydi ya? Unuttum filmin adını. Homeland olabilir. Dizi 6 bölüm, 6 sezon falan. En sonunda işte Amerikan başkanına karşı şey yapılıyor. Ciddi bir propaganda yapılıyor halk tarafından. Lan diyorlar ki FBI, CIA falan. Lan nasıl oluyor bu yani? Nereden oluyor? Nasıl çıkıyor bir anda tepki falan filan? Bir FBI ajanını bu radyo yayını yapan adamın İçine yardımcı böyle işte şey olarak muhabir olarak falan sokuyorlar. Adam ikna oluyor evet muhabir temiz. Abi retinalar falan filan bilmem ne 5 kat aşağıya parmak izleri bilmem ne bir odaya giriyor. Adam böyle oluyor ajan FBI ajanı. Bir gösteriyor ekran. Yüzlerce televizyon var. Her televizyon bir kişiye bağlı. 1000 tane hesabı var hepsinin. 2000 tane hesabı var. Troller oturmuşlar oraya. Devasa bir yer ama. Yani nasıl finanse ediliyor? Şaşırıyor bütün FBI falan, Beyaz Saray. Yani neler var kim bilir? Sen ne abi? Antitez işte yani. Karşıyız. Böyle bir sistem varsa sen ne karşısını yapacaksın? Bu gayet basit. Bir de senin böyle çok uğraşmana da gerek yok. Çünkü her camianın taraftarları var. Bunu, bu taraftarları bir yerde tutabilmek yani. Hiç dışarı çıkmayacaksın. Sınırların dışına çıkmadan. Sporun içinde kalarak. Futbolun, basketbolun, voleybolun bunun içinde kalarak çalışacaksın. Kimse sana dışarıdan etki edemeyecek çünkü. Ama tabii bunlar şey işler. Yani diyoruz ki kardeşim ya kaç tane var abi kongreyemiz bizim? Kaç kişiyiz abi? 38 bin mi? Kaç bin aktif üye var? Oy atacak 16 bin. 18 bin, 19 bin nerede? İşte yarısı oy atamıyor, yarısı rahmetli olmuş, yarısı bilmem ne, yarısının üyeliği düşmüş. Diyoruz ki bir sene müddet verelim. Çalışalım abi kulüpte 10 kişi jüri yapalım. Yenileyeceksiniz kardeşim. Bir sene içerisinde bütün üyelikler yenilenecek. Bu Galatasaray'ları, Fenerleri, onları, bunları abidik gubidik ne varsa temizleyelim. Nasıl değişti? Tüzük diyorlar bana. Yani ne tüzüğü kardeş? Tüzüğü çıkartırsın, olağanüstü kongre yaparsın. Gelin kardeşim. Öyle mi? Tüzüğü değiştiriyoruz bu maddeyi değiştiriyoruz. Tüzüğü geçersin abi oradan. Tertemiz bir 38 bin yazıyor. Adam yeni üye olmuş. Kaç kişi oy atabiliyor? 16 bin. Kaç kişi geliyor? 8 bin. Ciddi problem var yani anladın mı? Yani o yüzden bu işlere uğraşacak adamlar lazım. İşte kulüplerin buralara düşmesi lazım. Ben tabii ki yine mola verdi. Üyelik şeyin sonra bile atacak diyorlar ya giriş 25 bin falan. Bir de onunla kapatırız en kötü abi. Tamam. Güzel bir günler oradan kapatalım. Sen abi cümleni yitir istersen. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyde dediğim gibi bu işlerin ustaları, erbapları, bu işi bilen adamlarla bir komite kuracaksın. Buradan devam edeceksin. Bilene bırakacaksın işi. Ben zamanında işte kulübe gittim, gidip geldiğim zamanlarda yöneticilere diyordum ki siz bu işin adamı değilsiniz. Ha yöneticisin eyvallah. Al arkana bir profesyonel. Maaşını ver adamın. O konuşsun sen playback yap. Adaleti bu. Sen bilmeden fikrin yok, zikrin yok konuşuyorsun. Bir çuval inciri de berbat ediyorsun. Sen bilmem nerenin sahibisin.
Tamam abi, senin alanın orası. Sen oranın sahibisin diye Beşiktaş'la ilgili hüküm edici sözler söyleyemezsin. Kırarsın bütün bardakları, toplayamazsın da bir daha. O yüzden diyorduk ki baba be, sen konuşma ya. Sen konuşma. Bunu bilen adam var. Al abi 10 lira 20 lira ver abi adamın parasını, aylığını. O konuşsun, sen playback yap. Bitti. Bitti. Sen onun için bu olayları değiştirmesi lazım. İnşallah yavaş yavaş bir şeyler yapacağız ya. Yani bu kulüp Beşiktaş bizim yani. İyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ya kongre üyeliği konusuna girmişken, geçtiğimiz hafta da büyük bir iddia atıldı ortaya. Kongre üyelik ücretlerinin, giriş aidatının 20.000 TL, sonrasında senelik ödemenin de 1000 TL olacağı konuşuldu. 25.000 dediler. Fatih Doğan'ın haberi o. Fatih Doğan böyle bir haber yaptı. Ama sorduğumuzda da yönetimsel olarak böyle bir konunun geçmediği söylendi. Fatih Doğan da... Ya Fatih Doğan zaten yalan haber yaptı demiyorum. Fatih Doğan hayatta öyle bir şey içine girmez. Mutlaka konuşulmuştur. O da onu haber olarak yapmıştır. Ama tabii bazı şeyler biliyorsun. Yani bu nabız işleri, nabız yoklama. Yöneticiler söylemiştir böyle bir şey olabilir mi? Yazmıştır Fatih de. 25 bin lira. Şimdi olaya nereden baktığına bağlı. Bana kalkıp dersen ki Fenerbahçe'nin yıllık işte parası 50 lira, Galatasaray'ınki 40 lira, Beşiktaş'ta 25 lira kardeşim çok mu dersen haklısın. Ama bu taraftan gelip de işte Beşiktaş halkın takımı deyip de işte bundan evvelki başkan 3000 lira olan kongreliğini 1250 lira indirdi. 1250 lira indirdikten sonra bir takım gelişmeler yaşandıktan sonra bir anda 5000 liraya çıkarttı dönemin parasına göre. Hani... Eskaza çok ciddi problemlerdi bunlar aslında. Onun için diyoruz ki biz bu üyelik sistemini komple dibinden dinamitleyip tertemiz böyle yeni bir sayfa açılması lazım. Üyelik sisteminde problemler var. Üyelerde yani şimdi adam geliyor, tamam abi hoş geldin. Vatandaşın teki el kaldırın oradan. Şimdi biliyoruz da isimleri. Herkes el kaldırıyor. Baba. Olmaz ki böyle ya. Biz etkin olmasak Kocaeli Birlik Spor muydu neydi 10 liraya mı ne satın alıyor. Ya baba ne parası bu? Nereden çıktı? Nereye satıyorsunuz? Kime alıyorsunuz? Ne? Anladın mı yani? Bir sürü şeyler orada bağırdık çağırdık durdurduk mesela falan filan. Birçok yanlış şey var. Dolayısıyla üyelik sistemi çok önemli. Bence Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve yönetim kurulunun bu tertip bir düşüncesi varsa önce bu kongre üyeliği mevzusunu sıfırlaması lazım. Tertemiz yapması lazım. Tabii ki Beşiktaş kongresi tertemizdir. Lafı sağa sola çekmesin kimse. Biz hani şeyden bahsediyoruz. Galatasaray, Fenerliler var, işte bilmem neler var. Aidatı yatırılmayanlar var. Rahmetli olanlar var. Bunları bir temizleyelim. Bir ne oldu ortaya çıksın. Sayın bir senelik bir zaman dilimi içerisinde yenilmek için bir sene zamanınız var diye anons edelim bütün Türkiye'ye, yurt dışına da. İnsanlar gelsin bir sene içerisinde hangi gün ne zaman istiyorlarsa biz bunu yenileyelim. Kim geldi? Çağrı mı geldi? Baba kaç sen? Gel abi kağıdı getirdin. Kim sana referans olmuş? Ahmet'le Mehmet. Baba Ahmet'le Mehmet'i bir çağır be. Biz seni tanımıyoruz. Bir Ahmet Mehmet'i tanırız belki. Ona 2-3 soru soralım. Bilmem ne yapalım. Hani bildiğin bir jüri yani. Zaten tanıdığımız adama biliyor senin Beşiktaşlığını. Seni soracak halimiz yok. Gel abi yeniledik devam et. Ama tanımadığımız adam geldin. Baba in misin gin misin? Kim neredensin? Neredensin? Biz şimdi biliyoruz. Türkiye'nin belirli bazı şehirlerinde oylar olduğunu bilmem ne olduğunu hepsini biliyoruz. Yani buralardan. Buralar temizlenmeden, buralar olmadan bence o 25 binlik katmana çıkılmaması lazım diye düşünüyorum ben. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Alen Markaryan ismini görünce hemen hemen herkesin aklına o kapalı tribün geliyor. Siz geliyorsunuz. Herkesin bir gözleri doluyordur. Buradan Beşiktaş taraftarlarına neler söylemek istersiniz? Vallahi o tribün bizim öyle bir tane bir şey söyleyecek geçikli bir zaman değil yani. Öyle bir kelimeyle anlatamayız orayı. O tribün bizim çocukluğumuz. Gençliğimiz, kavgalarımız yani. Bizim orası 12-13 yaşından itibaren her santimetresinde ismimiz var, imzamız var o tribünün, kapalı tribünün. Stat yapılırken de makede önüme koyduklarında dedim ki
eski açığı Anıtlar Kurulu tarih eseri olarak görüyor. Orayı yıkmıyorsunuz. Bence kapalıyı da yıkmayın dedim. Kapalı daha tarihi eser dedim. Orasının üzerine ne inşa ediyorsanız edin. O kapalı tribün o güzelliğiyle kalsın. Onun içinde gelsin insanlar. Sen üzerine çatı mı yapıyorsun? Sadın diğer taraflarını eşit hale mi getirmek istiyorsun? Esas tarihi eser kapalı dedim. Oranın atmosferi, akustiği, sıcaklığı, bakışı, duruşu, hiçbir yerde ya, konumu, mimarisi dinletemedik vatandaşa. Tamam abi, yapacak bir şey yok. Ama orada bizim çocukluğumuz yatıyor, gençliğimiz, kavgalarımız yatıyor. Yani 1, 3, 5, 10, 100 değil yani. Binlerce. Dolayısıyla tabii ki bizim için çok önem arz eden bir yer kapalı tribün. Ben hala oranın, oraya ne diyorlar şimdi, doğu mu diyorlar? Evet. Ben oraya doğu denmesi bile karşısındayım. Oraya, o kavrası kapalı tribün kardeşim. Yani doğu tribün falan ne yani? Hep başka yerlere özenti içerisinde anlatamadık zaten bunu insanlar. Zaten bu sıcaklığı yakalayamayıp kalkıp o sırada yıktıktan sonra oraya bin bir tane garip garip isimler yüklemek bile büyük abes. Oraya eski halinde çok şey yapılabilirdi. Bize bırakmadılar. Kendileri ticari zekalarıyla bir ticari stat yaptılar oraya. Bence dünyanın hayran olduğu bir stattı. Dünyanın diyorum ve bunu yaparken de mübalağa etmiyorum. Mübalağasız konuşuyorum. Dünyanın hayran olduğu bir stattı. Bugün ben mesela şahıs olarak sorduğum en az 20'nin üzerinde topçu var. Ama kamera kayıtlarına geçen futbolcular mesela sorduğum, mesela ben TV100'de program yaparken o gün sevgili o gün geldi Trabzonspor'un kaptanı. Ben de sormadım. Emre Tilev sordu. Dedi ki Türkiye'de hangi stada çıktığınızda dedi kendinize dedi yani hangi stat daha ağır geliyor size dedi. Beni gösterdi dedi. İnönü'ye çıktın mı dedi. Bitti. Elimiz ayağımız dolanıyor dedi. Bunu Galatasaray'la Fenerbahçe bir tok çok diye sormuşuzdur birebir de yani. Kapalı tribün ayrıdır. Ergun Pembe vardı mesela. Bir gün Bahçeşehir'de kahve içiyorum bir yerde. Denk geldik. Ne haber Ergun falan. Pişman iyi mi? İşte aynı soru. Ya dedi baba tam şeyden tünelden çıkıyoruz. Kapımızı bir çevirdik. Kapalıya bakardık dedi. Kapalı eğer havasındaysa eyvah bugün boku yedik kardeşim derdik dedi içimizden. Kapalı tribün öyle bir tribündü. Yani yedi dübele nam salmış. Burayı bitirdiler. Yapacak bir diyecek bir şey yok yani. Bizim öyle gözleri doluyor. Biz, ben oturuyorum her sabah 10 dakika terapi alıyorum ya tribün şeyleri, videoları seyredip yani. Biz gitmiyoruz maça ama yani o stadın her santimetre karesinde imzamız var.